Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Corel'de hizalama ve dağıtım uygulamasını göreceğiz. Aslında daha önce çektim fakat çok uzun oldu. Sıkılacağınızı düşündüğüm için 3'e bölmeyi tercih ettim daha sonra. İlk bölümde objelerin hizalaması ve dağıtımı, ikinci bölümde tekstlerin ve üçüncü bölümde de CorelDRAW 16'daki hizalama ve dağıtımla ilgili yeniliği göreceğiz. Şimdi birinci bölümden başlayalım. Objelerin hizalanması. Ben önceden bir hazırlık yaptım. 4 farklı objemiz var. Görebilmeniz ve seçebilmeniz için de bir dolgu vermedim. Sadece kontur uygulaması yaptım. Hepsi birbirinden farklı renkler. Hizalama ve dağıtım penceresini ister seçtikten sonra buradaki butondan çağırabilirsiniz. İsterseniz benim gibi bir kısa yol atayabilirsiniz. Ben biliyorsunuz bir önceki videomda da duyduğunuz gibi, gördüğünüz gibi Ctrl A'yı tercih ediyorum genelde hizalama ve dağıtım penceresinin kısa yolu için. Biraz yaklaşalım. Önce penceremizi tanıyalım. Herhangi bir objeyi işaretleyip penceremizi, uygulamasını aktif hale getirelim. Gördüğünüz gibi işaretlediğiniz objeyi sağa hizalar, dikey ortaya, sola hizalama, üste hizalama, yatay ortaya ve alta hizalama. Buradaki mantık şu: ilk işaretlediğiniz objeyi son işaretlediğiniz objeye hizalar. Bu birden fazla da olabilir. Hizalayacağınız objeler. O nedenle son hizaladığınıza işaretlediğiniz tüm objeleri o son işaretlediğinize göre hizalamasını yapar. Diyelim ki vaktiniz yok, seçemediniz, hepsini bir seçtiniz. Bu durumda da herhangi bir tıklama söz konusu olmadığı için Corel bunu en alt katmandaki objeye göre hizalamasını yapar. Biraz sonra onları da göreceğiz. Şimdi bir ufak uygulama yapalım. Gördüğünüz gibi şu anda sekmemiz objelere hizalama. Şu gördüğünüz Edge of Page sayfaya göre, Center of Page sayfa merkezine göre, Grid ızgaraya göre, Specific Point'te noktalamaya, sizin belirlediğiniz herhangi bir noktaya göre hizalama yapar arkadaşlar. Biz Active Objects'e tıklıyoruz, Center diyoruz, Center diyoruz. Burada ikinci, yani son işaretlediğimiz objemiz daire, beşgeni daireye göre hizalayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İkisinin merkezlerini birbirine göre hizaladı. Geri alalım. Bir de başka bir uygulama yapalım. Sağı ve ortayı, altı hizalayacak biraz sonra. Gördüğünüz gibi sağı ve altı birbirine göre hizaladı. Birden fazla obje işaretlediğinizde son işaretlediğimiz burada dikdörtgen. Şimdi hepsini, ilk 3 objeyi son işaretlediğimiz objeye göre hizalamasını yapacak. Bu sefer de üste ve sola hizalasın tüm objeleri. Gördüğünüz gibi üste ve sola hizaladı. Şu uygulamayı da görelim. Buradaki alt katmandaki en alt katmandaki obje şu anda kare. Center yapalım. Üste ve ortaya, dikey ortaya hizalasın hepsini. Gördüğünüz gibi kareye hizalamasını yaptı. Beşgeni en alt katmana atalım. Bunu da Shift ile beraber Page Down tuşuna basıyoruz. Ve en alt katmana atıyor. Seçtik hepsini. Bu sefer de sağ ve alta hizalama yapalım. Gördüğünüz gibi hepsini sağa ve alta göre hizaladı arkadaşlar. Şimdi diğer uygulamaları görelim. Bunu da işaretleyelim. Edge of Page dedik. Edge of Page sayfaya göre hizalama yapar arkadaşlar. İşaretlediğiniz objeyi sayfanın neresine koymak isterseniz hizalamayı ona göre yapar. Right, bottom, yani sağa ve alta dediğimizde beşgen objeyi sayfanın sağ altına
koyacaktır. Gördüğünüz gibi daireyi sol üste yerleştirelim. Kareyi sağ üste yerleştirelim. Dikdörtgeni de sol, pardon, alt sola yerleştirelim. Gördüğünüz gibi hepsini yerleştirdi. Ve hepsini birlikte sayfanın ortasına yerleştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi birden sayfanın ortasına yerleşti. Bu aynı zamanda eğer command penceresinden göreceğiniz gibi kısa yolu P'dir. İşaretlediğiniz objeyi sayfanın ortasına alabilmek için P tuşuna basmanız yeterli. Burada kısa yollara çok fazla girmeyeceğim. Bunların hepsini bir önceki videomda anlattım zaten. Nereden görebileceğinizi ve nasıl değiştirebileceğinizi. Tekrar bunları dizelim. Şöyle. Bu sefer de center of page, yani sayfanın merkezine göre hizalama yapsın bize. Sayfanın merkezini hemen belirleyelim. Sayfamız biliyorsunuz bir A4 ebat, yani 210x197. Hemen merkez için bir kılavuz çizgi çekiyorum. 148,5. Gördüğünüz gibi merkezimiz burası. Şimdi işaretlediğimiz objeyi ya da objeleri bu merkezi baz alarak yerleştirecek. Right dedik, center dedik. Dikkat edin lütfen. Gördüğünüz gibi objenin sağını merkeze dayadı. Ortası yine merkezde. Bu sefer merkez diyelim tekrar. Objenin merkezini merkezleyecek. Gördüğünüz gibi. Bu sefer üst sol diyelim. Şu kısım buraya gelecek. Yani üst sol köşe. Ona göre gördüğünüz gibi üstü merkeze, solu da merkeze göre hizaladı. Bottom right diyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer de böyle yaptı. Bunu tabi birkaç obje ile beraber yapabilirsiniz. Burada tabi obje işaretleme sırası çok önemli değil. Çünkü sayfanın merkezine göre hizalıyor arkadaşlar. Şimdi de sağ alt dedik. Okeyledik. Gördüğünüz gibi bütün objelerin sağ altını sayfanın merkezine hizaladı. Bunları tabi siz orada deneme yanılma yoluyla da çalışarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Son derece basit uygulamalar ama çok işinize yarayacak uygulamalar. grid ızgaraya göre hizalama yapalım. Izgaramızı görelim önce. Evet, ızgaramızı çağırdık. Burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Yakınlaşacağım. Gördüğünüz gibi işaretlediğiniz objeyi hizalarken en yakındaki ızgaraya göre hizalar. Şimdi center ve center diyeceğiz. Bu objenin merkezini en yakın olan merkeze getirip koyacaktır. O da şurası. Gördüğünüz gibi biraz büyütelim dairemizi. Evet. Tekrar yapalım. Bakın bu sefer buraya getirip koyacak. Evet. Sağ alt dersek grid'e göre sağ olarak şu noktayı belirleyecektir. Alt olarak da bu noktayı belirleyecektir. Çünkü bu noktalar objeden oldukça uzak. Gördüğünüz gibi grid, yani ızgara hizalamasında obje en yakın ızgaraya göre hizalanır arkadaşlar. Bunu da aynı zamanda diğer birkaç obje ile beraber de yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi bunları deneme yanılma yoluyla öğreneceksiniz arkadaşlar. Ben grid'i kapatıyorum. Sayfamızın merkez kılavuzlarını da kapattım. Şimdi geldik noktalama yöntemiyle, yani herhangi bir noktayı belirleyeceğiz ve ona göre hizalama yapacağız. O da specific point. Gördüğünüz gibi
Belirleyeceğimiz yeri, merkezini belirleyelim. Apple diyelim. Gördüğünüz gibi kursör değişti. Nereye hizalayacaksak bu objemizi, orayı noktalıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı, bu noktaladığımız yere objenin merkezini getirdi, koydu. Right bottom dersek, yani sağ altını, bu sefer Apple dediğimizde noktalamamız çıkıyor. Sağ altını bu noktaya getirip koyacaktır. Tabi bu biraz el yordamıyla oluyor. Bunu en iyi şekilde yapmanızın yolu Snap to Object seçeneğini aktif hale getirmek. O zaman nereye koyabileceğinizi, noktayı daha iyi belirleyebilirsiniz. Hemen tekrar başka bir uygulama yapalım. Objenin sol üstünü üçgenin en üst noktasına yerleştirelim. Gördüğünüz gibi sol üstünü üçgenin en üst noktasına yerleştirdi. Üst merkezini yerleştirelim bu sefer de. Bakın hemen zaten Snap to Object seçeneği aktif hale geldiği için hemen yakalıyor. Gördüğünüz gibi bunu da yerleştirdi. Şimdi şu soruyu duyar gibi oluyorum. Pek çok arkadaşım ilk önce bunu soruyorlar. Snap to Object seçeneği seçiliyse zaten hizalamayı buradan yapabiliriz. İşte buraya koyabiliriz, buraya koyabiliriz, buraya koyabiliriz. Evet, koyabilirsiniz. Fakat şu hizalamayı yapamazsınız. Bu küçük bir obje olsaydı, sağ alt köşesini, sağ altını buraya göre hizalamanız el yordamıyla inanın çok zor olacaktı. Bakın şimdi onu hemen beraber yapalım. Sağ altı uygula, buraya yerleştir. Gördüğünüz gibi Snap to Object seçeneği de bazı şeylere, hizalama olaylarına çok da fazla izin vermiyor ama güzel bir uygulama. Snap to Object seçeneği ile beraber Specific Point seçeneği, yani hizalama türü, oldukça güzel bir uygulama arkadaşlar. Şimdi tüm objeleri seçelim ve dağıtıma geçelim. Dağıtım da oldukça işinize yarayacak bir uygulama. Burada Right seçeneği tüm objelerin sağ kenarlarını baz alarak aralardaki mesafeyi eşit bırakır. Spacing seçeneği de birbirlerine en yakın olan kenarların aralarını eşit bırakarak dağıtım yapar. Center seçeneği de objeler ne kadar büyüklü küçüklü olsa da merkezlerini birbirine eşit yapar. Left seçeneği de objelerin sol kenarlarını baz alarak aradaki mesafeyi eşit kılarak dağıtım yapar. Şimdi hemen biraz açıyorum bunları. Yerlerini değiştiriyorum. Şöyle. Evet. Hepsini seçiyorum. Bunu tek tek de yapabilirsiniz. Yatay dağıtımda baştaki ve sondaki objeyi hareket ettirmez. Arada kaç tane obje varsa, 1, 3, 5, 7, ne kadar obje olursa olsun, aradaki objelerin birbirine uzaklığını eşit hale getirir. Dikeyde de yine aynı şekilde alt ve en üst ve en alttaki objeleri bir yerinden kıpırdatmaz. Aradaki objeleri dağıtımını yapar. Şimdi biz buradan başlayalım. Right seçeneğini tıkladık. En sağ kenara göre mesafeleri birbirine eşit yapacak arkadaşlar. Pardon. Specific point'te takılı kalmış. Onu hemen kaldıralım. Distribute diyoruz. Tekrar right seçeneği. Evet. Şu anda en sağ kenarlar birbirine eşit durumda arkadaşlar. Spacing seçeneğinde birbirlerine yakın olan mesela kenarlar eşit durumda. Center seçeneğinde merkez araları eşit durumda. Left'te de sol kenarlar birbirlerine eşit durumda arkadaşlar. Hizalama içinde center derseniz buradan güzel bir hizalama yapar. Distribute, spacing, sanki bu daha düzgün oldu gibi arkadaşlar. Evet.
Objelerle ilgili dağıtım ve hizalama konumuz burada bitiyor. İkinci bölümde tekstlerle ilgili dağıtım ve hizalama konumuz var. Görüşürüz. İyi günler.